Evet. Yani onun da açıklamalarını birazdan zaten ekrana abi vereceğiz. Abi konuşturmayacak bizi. Yok, konuşturacağım. Hayır, elinde bilgiyi var ama ben vermedi yani. Ben haberdar etmeye çalışıyorum seyircimizi. Ha, o zaman bana sorular dediler ki hocam Brezilya'da çalışır mı dediler. Ben de dedim ki her biri Portekizli hocanın rüyasında Brezilya'da çalışmak vardır. Brezilya milli takımını kim istemez, doğru söylüyor yani. Bunun ifadesi bence çok doğru. 31 Mayıs. Çünkü Kasım'da da tartıştık. Yani Brezilya elendiği zaman Kasım ayında Dünya Kupası sırasında hatta Ocak diye konuşuldu değil mi? Jorge Jesus Ocak. Olabilir diye bir dedikodu. Doğru söylüyor Gülcan. Olur bu olur. Evet. Brezilya şeyinin Futbol Federasyonu Başkanı'nın açıklaması var. Avrupa'da olacak diyor. Yeni teknik adamımız. Avrupa'dan, evet. Avrupa'dan olacak diyor. Yani sağdan tarif ediyorsun, soldan tarif ediyorsun. Bir numaralı adaylardan bir tanesi oluyor Jorge Jesus. Çünkü Fluminense'yle estirmiş adam. Ama Flamengo'yla pardon. Hayır, şimdi Ancelotti haberleri çıkıyor Gürcan abi. Ancelotti Nobre'de söyledi o gün. Tabii tabii. Hatta sen de Nobre'yi şey yaptın. Nobre sen işine bak, Gürcan Bilgiç haberi patlattı diye. Şimdi bu görüntü taze ise eğer. Gazeteci de biliyordur herhalde Brezilya'yı. Hayır şimdi. Niye bu soruyu soruyor o zaman Jesus'a? Madem Ancelotti o kadar konuşuluyor. Sorması kadar doğal. Neden soruyor? Sorması kadar doğal bir şey yok. Soru işareti var. Hayır, ben kızmıyorum zaten canım. İkincisi. Hani bir şey var ki soruyor. Anlamı tabii ki. Söylüyorum. İkincisi. Portekizli meslektaşlarımız demek ki bizim programı seyretmiyorlar. belki bizi seyrediyorlar. Bizden esinlenip soruyu soruyorlar. Niye olmasın? Olabilir. Ya öyle de değerlendirmek Portekizli lazım. Portekizli Jesus'tan sonra izleniyor. Hayır, şimdi, maçlarda, programlarda. Julio Cesar diyor ki kardeşim diyor, ben de konuşmadım etmedim. Jesus'u da çok severim, onun futbolcusuydum diyor. Şimdi Brezilya'nın gündeminde nasıl bizim de milli takım hocası olmadığı zaman gündemimizde bir sürü isim. Kuntus olmadan önce işte Aykut Hoca'nın ismi gündeme geldi. Löv'e kadar geldi yani. Geldi de geldi. Fatih Hoca, Löv, İsmail Hoca değil mi? Bir sürü isim konuşuldu. Bunlar doğal, bunların konuşulması. Ama Levent abi altını çiziyor. Jesus da zaten meslektaşlarımızın verdiği alt yazıyı yazıyor. Top bir yer, zirve bir yer. Brezilya kim istemez ya? Brezilya milli takımı 2002'den yani beri dünya şampiyonu olmuyor. Bir teknik direktör için. 21 sene geride kalmış. Hiç böyle hayatında yok. Böyle bir soru geldiği zaman da elbette adam onu söyleyecek yani. Peki şimdi o zaman ufak ufak bir okutmaya başlayalım biz bu kaseti. Yavaş yavaş ekrana getirelim. Şimdi havalimanında yakalıyor muhabirler. Özellikle evet. Sport TV muhabiri. İşte soruyor, Brezilya milli takımıyla ilgili sorulara başlıyor. Durduralım burada. Diyor ki, Brezilya milli takımıyla görüştünüz mü? Muhabir soruyor. O da diyor ki, kimse benimle görüşmedi. Yani bir transfer görüşmeniz oldu mu? Aslında bu cevabın içinde Fenerbahçe, Flamengo ve Brezilya, herkes dahil. Ben öyle anladım bu röportajda. Yani henüz kimseyle bir sözleşme, görüşmem olmadı. Diyor. Ama Brezilya sorusu geliyorsa ben Brezilya anlarım. Şimdi bak Brezilya Futbol Federasyonu'ndan. Devamında Flamengo falan da var o yüzden tamam, dedim onu bilmiyorum yani. Brezilya Futbol Federasyonu'ndan bir temsilci de Lizbon'a gitmiş. Ama o da demiş ki ben Lizbon'a giderim çünkü ben Lizbon'da yaşıyorum. Demiş. Şimdi onun gelmesi, bunun gitmesi. Temsilci değil ya. Julio Cesar eski futbolcu. O da ya temsilci abi, de hayır. Değilmiş yani. Yönetim kurulu diye yazıyorlar. Yanlış yazıyorlar işte. Julio Cesar'ı demiyorum. Julio Cesar mıydı? Onu kastediyorlar evet. Haberde. Ben zaten burada yaşıyorum diyor. Evet. Ama TFF diyorum. Brezilya Futbol Federasyonu temsilcisi. Değil. Değil mi? Değil. Zaten yani görüşmeleri yapmıyorlar. Sosyal medyasından bir açıklama yalanladı. Yaptı. Onu da onu vereceğiz. Onu okudum ben de. Devam edelim bu röportaja sesli bir şekilde. 2 meses, 3 meses. O kontrato da gente sabe que acaba em maio. Durduralım, durduralım. Ne zaman belli olur diyor. 2 ay mı, 3 ay mı? Jesus da diyor ki benim zaten kontratımın bittiği biliniyor. Mayıs'ta bittiği biliniyor Mayıs herkes tarafından. Bitiyor, evet. Aynen. Devam edelim. Me aconselho, não quero, não quero nenhuma atitude, sempre foi assim. Quero que eu só vou tomar as minhas atitudes quando acabar a época. Burada da bir durduralım Bora. Burada da diyor ki ben diyor şampiyonluk yaşayabileceğim takımları kabul ederim. Daha önce de böyle yaptım. Hiçbir şey kazanamayacağım bir kulübe teknik direktörlük yapmam. Kariyerimde her şey bir ihtimal. Yani hepsinin bir ihtimali var bu saydıklarınızın. Hepsinin bir ihtimali var diyor. Devam edelim.
Durante as minhas, os anos que eu tenho como treinador é assim que eu faço. Não quero estar a tomar decisões já. Az önce söylediklerimi burada dile getiriyor. Seleção do Brasil é um sonho para si. Mas quem é que não gostava de treinar a seleção do Brasil? Alguém? Burada Brezilya milli takımını soruyorlar. Durduralım. O da diyor ki, dünyada Brezilya milli takımını çalıştırmak istemeyen var mı? Devam edelim. Portanto, estar numa grande seleção pode ser uma das hipóteses. Seleção, poucas, mas pode ser uma hipótese. Uma vez falou de clubes assim, seleções é que os chamavam. Direi que é aquelas que podem dar... Burada Fenerbahçe'yi de soruyorlar kulüp olarak. O da diyor ki Türkiye'de kalıp kalmayacağımı göreceksiniz. Daha önce de böyle yaptım. Sözleşmem bittiğinde karar vereceğim. Yani şu anda sezon ortasında ben hiçbir şeye karar vermedim. Sezon bittiğinde, sözleşmem bittiğinde bu tür kararları veriyorum diyor. Devam edelim. É assim que eu penso, é como nos clubes que eu escolho. Não vou para nenhum clube que eu... Não, tirando algumas exceções que podem aparecer no mercado, mas dificilmente eu treino num clube que eu vejo que não posso ganhar nada. E voltar ao Flamengo é uma hipótese? İşte burada da az önce söylediklerimi tekrar ediyor. Hiçbir şey kazanamayan takımlarda, kulüplerde çalışmam. Sadece şampiyonluk yaşayacağım, kupa kazanacağım, kulüplerde çalışırım. Bir de bunun devamında şöyle bir soru daha vardı. Flamengo'yu soruyorlar. Jorge Jesus'a eğer o bölümü de verebilirsek, o bölümü de arkadaşlarımız ayarlayabilirse onu da ekrana getireceğiz. Evet, Jesus'un açıklamaları böyle. Hatta bu bölümde olmayan, yani medyaya yansımayan, bizim bulamadığımız yerlerde de Real Madrid ve Barcelona'yı çalıştırsam neyse hadi o zaman belki düşünürüm gitmeme ihtimalini. Ama onun dışında dünyada her teknik direktör Brezilya milli takımını çalıştırmak isterdi. Evet, röportaj işte bu şekilde sevgili seyirciler. Birazdan kaçıranlar için bir kere daha tekrar edebiliriz. Bu görüntüler kalabilir. Sıcağı sıcağına Türk televizyonlarında ilk kez A-Spor ekranlarında Jesus'un verdiği röportajı Artı Futbol'da A-Spor farkıyla ekrana getirdik. Evet, şimdi bir kez daha soruyorum. Bu röportajdan ne gibi mesajlar çıkarabiliriz? Ama Portekiz basınında da Brezilya milli takımının başına geçmek üzere Lisbon'da bir görüşme gerçekleştirdiği önemli gazetelerde bak çıkıyor. Yani bu soru boşa sorulmuş bir soru değil. Bu burada bir şey bilmiyor ki sorulmuş. Ya bir gün önce Julio Cesar gitti, teklif yaptı ya da görüştü diye haber çıktı. Bence onun sıcak gelişmesi bu. Sonuçta o haber üstüne Julio Cesar. Bence Ancelotti ile birlikte onunla da görüştüler. Artık hangisi olur bilmiyoruz diye yorumluyorum. Yukarıda yazan sarı yerde de Jorge Jesus'un geleceği açık. Yani belirsiz diyor. Abi, şimdi şu realite var. Çünkü bizim insanlarımız duygusal. Özellikle Fenerbahçeliler. Bu haberler çıktıktan sonra ben çok aksiyon ya da şey gördüm, cevap gördüm. Bizi üstlemeni, biz de üstlemeyiz. Şöyle böyle, tamam mı? Tabii ve sıradaki ya, maç derbi. Aynen, yani bu menyalde baktığın zaman o duygusallıkta ya da mantıktan uzaklaştığın zaman yanlış yaparsın. Jorge Jesus'un 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitiyordu. Ve şu realite var. Jesus Fenerbahçe'ye gelmek istemedi. Fenerbahçe gitti, teklif yaptı, bize geldi. Doğru, bayağı ısrar tabii oldu. Ve bir süreç yaşandı. Mesela geçen sene o sürecin içinde gerçi o muhabir arkadaş Brezilyalı daha sonra bir röportaj yaptı, o da boşa çıktı. Burası soğuk moğuk, garip şeyler oldu ya o şeylerde. O da dedik köşesinde 11 Haziran'a kadar Flamengo'yu bekleyecek. 11 Haziran'a kadar Flamengo'dan ona bir teklif, bir yanıt gelmediği anda Fenerbahçe ile anlaşacaktı. Yazdı, nitekim yazdığı gibi de oldu. Jesus geldi, bir senelik anlaşma yaptık. Gitti, tüm kulüplerle bir senelik anlaşma yaparmış. 31 Mayıs'a kadar anlaşmasını yaptı. Bu röportajda da Brezilya milli takımı, Flamengo, Fenerbahçe ve bir takım daha ismi geçti. Ben üçünü duydum. Yani diğer takımı duymadım. Sanki bir takım daha vardı diye. Bakarım şimdi notlarıma. Üç içinde
kapıyı açık bırakıyor. Diyor ki ben 31 Mayıs'a kadar sözleşmem var. Hiçbir şey düşünmeden karar vermem diyor. Pat diye hiçbir şeye karar vermem diyor. Sözleşmem bittikten sonra duruma bakacağım. O duruma göre bir karar vereceğim diyor. Ama şunu söyleyeyim. Jesus için Brezilya milli takımı çok yakın bir ihtimal değil. Benim yaptım ve Nobre'nin... Öncelik Ancelotti mi? Doğrudur da. Birinci hedefleri Ancelotti. İkinci hedefleri Joachim Löw. Brezilya milli takımı ciddi bir şekilde.